herhangi bir zat hem Hazreti Ali Efendimiz'i, hem Ehl-i Beyt'i, hem Hazreti Fatıma'yı anmasa ve onlarla ilgili çok da fazla haşır neşir olmasa ama bunun yanında bir mürşidi kamillik iddiası bulunsa ekseriyetle büyük bir yalandır. Zira temizleyen, hakka kavuşturan, hakikati hatırlatan Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'ın varisleri olan bu zat-ı muhteremlerdir. Birinci beyan odur ki Kevser Havzı Naim Cennetine açılır. Hazreti Fatıma'nın abdestini aldığıdır ki o akşamın sabahında Hazreti Fatıma anamız o su ile abdest almışlardır. Babasının kucağında uyuyakaldıktan sonra bir müddet sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu bırakıp kendisi ibadetle meşgul olduktan sonra Vakıa suresinin bu beyanatlarından sonra da kendisi abdest almak için uzandığında ibrikte var olan suyun daha önceki sulara benzemediğini babasına ifade ettiğinde Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Fatıma anamıza ya Fatıma bu Kevser Havzı'dır buyurmuşlardı. Ve aynı zamanda Peygamber Efendimiz bu sure-i şerifinin bu ayet-i kerimesinde bu söylediği beyanatla da Kevser suresinin indirileceğini bildiğinin de işaretlerini sunmaktaydı. Bu noktada Naim Cennetlerine açılan Kevser Havzı'na ulaşabilmek, Hazreti Fatıma anamızı çokça anmak ve Ehl-i Beyt'i sevmekle mümkün, onların yürüdüğü sünnet-i seniye ve Kur'an-ı Muhammediye ile mümkündür. İkinci beyan odur ki, Hazreti Ali Efendimiz bu meseleyi çok iyi bildiklerinden dolayı ve sonradan öğrendiklerinden dolayı onun elinden su içtiklerini beyan etmişlerdir. Yani Hazreti Ali Efendimiz birkaç defa Hazreti Fatıma anamızdan su istemişler. Hazreti Fatıma anamıza tabii bir kap içerisinde, toprak kap içerisinde gelirken Hazreti Ali Efendimiz dönüp Hazreti Fatıma anamıza demişti ki ya Fatıma kaptan değil elinden içmek istiyorum. Hazreti Fatıma anamız da avuçlarını birleştirmiş, o avuçlara suyu dökmüşler ve Hazreti Ali Efendimiz Hazreti Fatıma anamızın avuçlarından içmişti. Zira kişinin hakkı bu manada Cenab-ı Hakk'ın katında bu suyundan belli olacaktır. Bu nimet ve illetle alakalı olan sular bahsinin ayrıca bir beyanatını da harfi aynın içerisindeki ilimde bulundurur. Üçüncü beyan şudur ki bir şeye dahil olmak onun içinde olmayı gerektirir. Şimdi bazı zamanlarda hep söylediğimiz bir söz var. Yani sorulsa yoldan geçen insanlara Ehl-i Beyt'i sever misiniz? Ki Ehl-i Beyt kelimesini insanlar bir başka mezhebe ait, Aleviliğe ait bir değer falan zanneden çok insan var. Hani sorsanız Hazreti Ali, Hazreti Fatıma anamızı sever misiniz? Elbette diyecekler size, severiz. Ancak bir şeye dahil olmak bunun içinde olmayı gerektirir. Bu insanların yaşam felsefesini kavrayabilmek içinse onlardan gelen sülalelerin içerisinde onlarla karmaşık olmak, onlarla yakın olmak ve onların halet-i ruhiyesiyle bürünmek de mümkündür ki onlardan uzaklaştıkça bizler yaşam anlamında o kültürü kaybetmiş oluyoruz. Yani bizler kardeşlerim, hülasa önemli bir taraf şu, bizler İslam kültürünü Amerika'nın, İsrail'in, Fransa'nın, İngiltere'nin oyunlarıyla kaybetmedik. Onların oynamış olduğu oyunların bizim üzerimizde etkin hale gelmesinin sebebi bizim Ehl-i Beyt'ten uzaklaşmamız sebebiyledir. İnsan babasının ocağından uzaklaşınca sokaktaki kurtların ona yaptığı en ufak hamleler oldukça etkili hale gelir. İnsan babasının ocağından ve o kültürden uzaklaştıkça bir başka kültürün onu yozlaştırmanızı gayet tabidir. Mesela çok yaşanan mesele basit. Çocukcağız köyde yetişiyor. İlçede küçük bir Anadolu köyünde yetişirken İstanbul'a geliyor. Çalışıyor, okuyor, para kazanıyor, evleniyor. Belli bir müddet sonra altına arabasını alıp köyüne geri gidiyor. Bir müddet sonra diyorlar ki ya Ahmet sen bayağı değiştirmişsin. Şehir seni değiştirmiş. Ahmet'i değiştiren şey şehir değildi. Ahmet'i değiştiren baba ocağından fiziken uzaklığının yanında manen de uzak olmayı seçince şehrin ışıkları onu kandırmaya yeter oldu. Ama bu şehre gelmiş olup babasının ocağından kopmamışçasına
o yaşam ve bağı devam ettirseydi, daha sık aralıklarla gidip gelseydi o bağ güçlenecekti. Günümüzde bir tabir var, diyorlar ya, artık telefon var, görüntülü görüşme var, ne gerek var köye gitmeye? Ararız, telefonlaşırız, sürekli konuşuruz, kopmayız birbirimizden. Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam'ın sıla-i rahimini WhatsApp'la meç edemezsiniz. Sizin anlayacağınız tabirle söyleyeyim. Yani WhatsApp ya da FaceTime'ın görüntülü konuşmalarıyla sıla-i rahimi özdeşleştiremezsiniz. İnsanın ayaklarıyla yaptığı sıla-i rahim birse, diğer yaptığınız telefon görüşmeleri 0-5 değil, 0'dır. Bir anlamı yoktur. Sizi karşı tarafı tatmin ettiğinizi, kendinizin de tatmin olduğunuzu zannedebilirsiniz. Ama Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesi hakiki manada sosyolojik bir değer olarak, psikolojik bir beyan olarak, ifade olarak karşımızdadır.